Ergün Diler. Asıl hedef Türkiye. Ortalık karışık. Gerçekten çok karışık. Bilgi kirliliği tavan yapmış durumda. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kim ne diyor anlamakta zorlanıyorum. Çok sevdiğim bir dostum koşuşturma arasında karşıma dikildi. Hatırlıyor musun? İki hafta önce tehlikenin yaklaştığını söyledin dedi. Beni takip edenler bilir ki son yazılarımda sık sık bir olalım bütün olalım kimsenin bir yere gittiği, tehlikenin geçtiği yok. Herkes kapının hemen önünde diye yazdım. Benim için hiç sürpriz değildi. Başka kaynaklardan da Temmuz'un sıkıntılı geçeceği söylenmişti. Tabii her şeyi yazamıyorsunuz. Bazen sadece işaret vermek durumunda kalıyorsunuz. Neyse konuya geçelim. Olaya girelim. Büyük kumpaslardan biri olan İzmir Cansusluk davası tersine döndü ve iki amiral için zor günler başladı. Tüm amiral Mustafa Zeki Uğurlu ve tu amiral Ali Suat Aktürk'e yakalama kararı çıktı. Bu bir milattı. Arkasının geleceği herkesin bildiği bir sırdı. Düğmeye bu noktada basıldı. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Paralel yapının ordunun içinde dal budak saldığı doğru. Ama bu darbe girişimi kesinlikle ve kesinlikle paralel yapının tek başına kalkıştığı bir durum değil. Eğer olayı böyle görürsek büyük bir yanılgı içine düşeriz. Olan biteni anlamakta zorlanırız. İsimlere girmeyi sevmediğimi bilirsiniz. Çünkü bu sistemde kişilerin hiçbir önemi yoktur. Gördünüz işte Erdoğan'ın yaverleri bile malum yapının üyesi çıktı. Bilen biliyordu. Devam edelim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar birlikte çalıştığı ekibini seçiyor. Özel kaleminden emir subayına kadar herkes malum yapının içinde. Burada sorular başlıyor. Koskoca orduda güvenilecek insan nasıl bulunamıyor? Genelkurmaydaki trafik haliyle bu isimler tarafından gerekli yerlerle paylaşılıyor. Bu da sır değil ama bir şey yapılmadığı da gerçek. Devlet malum yapıyla mücadele ediyorum ama en tepelerin yanında bu isimler var sizce garip değil mi? İnanın isimlere girmek istemiyorum çünkü anlaşılması çok ama çok zor olaylar var. Ne hikmetse adam seçmeyi bilmiyoruz hem de hiç. Dahası var. Türkiye genelinde bunca birlik harekat için ayağa kalkmışken karar yahan nasıl bilgi akmıyor? Kim engelliyor? Emir subayı mı? Özel kalem mi? Olabilir. Ama bunlar niye var ki? Neden bunlarla çalışılıyor? Devam. Yer değiştiren bunca asker var. Soru soran yok ki kendi içindeki işleyişler anında karargaha düşer, bilgi verilir. Gelelim asıl meseleye. Eğer ordu darbe yapacaksa önce parayı bulmak zorunda. İstanbul sermayesi ve televizyonları darbenin karşısında durdu. En azından öyle göründü. Gece yarısı da olsa kalkışma atlatılmış da olsa CNN'e bir grup asker girdi. Bu da garipti. İstanbul sermayesi darbenin içinde değildi. Olsaydı şimdi onlarca iş adamı tutuklanırdı görmedik. Ama para işini birilerinin çözmesi gerekiyordu. Kimdi bunlar? Kaç kez yazdım, söyledim hatırlamıyorum. Türkiye içindeki her önemli olayın kaynağı dışarısıdır. Bazıları şimdi görmüştür sanırım. Bu darbe davullu zurna ile geldi. Brüksel'i basıp ortalığı kan gölüne çeviren CIA, aynısını gelip İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapmadı mı? Nisi kamyonla cehenneme çeviren CIA, aynısını terör örgütü üzerinden Ankara'da ve Güneydoğu'da yapmadı mı? Yaptı. Peki neden? İşte önemli yer burası. Biraz geri gidelim. Suriye'de uçağımız düşürüldü. Esad'ın haberi bile yoktu uçağın düştüğünden. Amaç bizi Suriye'ye çekmekti. Girseydik arkamızda kimse olmayacaktı. Büyük çöküş başlayacaktı. Altında kimin kalacağı belli olmayacaktı. Aradan zaman geçti. Bu kez ters operasyonla Rus uçağı vuruldu. Amaç yine aynıydı. Bölgeden ve dostlardan uzaklaştırılmak isteniyorduk. Sınır ötesi bir harekatta özellikle içerden vurulacaktık. İkincisinde hesap tutar gibi oldu. Ruslar sırtını döndü. Büyük planda Rusya 50-60 milyonluk butik güç olarak düşünülüyordu. Çin'in de Orta Doğu ve Afrika'dan uzak tutulması isteniyordu. CIA ya da Pentagon bizim rejimimizle ilgilenmez. Kimin yönettiği umurlarında bile değildir. Dış politikada onlarla birlikte miyiz değil miyiz'e bakarlardı. Biz ayrıldık. Kendi haklı gerekçelerimizle ayrı düştük. Masada çözemedik, ikna olmadılar. Ankara'da geri adım atmadı. Önce Türkiye dedi. En son Muhammed Ali'nin cenazesinde bunu birebir yaşadık. Hiçbir Amerikalı yetkili gelip Türkiye Cumhurbaşkanı'nı karşılamadı. Sabah indiğimiz Amerika'dan akşam ayrılmak zorunda kaldık. İlişkiler kopmuştu. Onarmak da kolay değildi. Tablo böyleydi. Ankara eski Ankara değildi. Söylenileni yapmıyordu. Amerika İslam'ı yücelten bir lider istemiyordu. Sisi bunun için getirilmişti. CIA'ye yani oyunu kuranlara göre siyasal İslam aynı zamanda terörün de kaynağıydı. Bu nedenle MIT tırları durduruldu. Bu oyuna malzeme bulmak için kumpas kuruldu. Daha önce darbe senaryosu denilen ne varsa hepsini 15 Temmuz'da gördük. Uçaklardan helikopterlerden atılan bombalarla gördük. Şehit edilen insanlarla gördük. Tankların saçtığı dehşetle gördük. Paralel yapıya girmiyorum çünkü oyunu kuranlara bir kötü çocuk lazımdı. Şimdi bütün kötülüklerin anası bunlar ama gerçek böyle değil. Ordu da sayıları fazla. Biliyorum zaten bilmeyen yok. Fakat dışarısı yani büyük denge izin vermeden hiçbir asker darbeye kalkmaz. 1960'ı, 71'i, 80'i kim yaptı? Dün de bugün de kullanacak adam bulurlardı akıllı olalım. İslam'ı yücelten bir Ankara istemeyen Amerika, NATO üzerinden hem paralel yapıyı hem Erdoğan'ı tasfiye etmek istiyordu. Paralel, canlı bomba olarak kullanılıyordu. Ordu da peş peşe fırtınalarla eridi. Erozyona uğradı. Kimse gidip artık asker olmak istemiyordu. Bu noktaya geldik. Oysa Amerikalılar en güçlü ve vazgeçilmezimiz olarak silahlı kuvvetleri görürdü. Ama son saldırıdan onlar da nasibini aldı. Hem Erdoğan hem de milletle yan yana getirdiği ordu kimse söylemeseden NATO'nun hedefiydi. Umutsuz olmak istemem. Değilim de ama dış politikada bu adamlarla ortak bir yol bulamazsak saldırılar artacak. Bu işlere kalkışacak çok isim var. Liste verecek değilim. Dünya üzerindeki yerimizi bağımsız olarak belirlemeye kalktığımız anda gelirler. Geliyorlardı. Erdoğan gibi bir liderle daha önce hiç çalışmadılar. Alışık değiller. Bir dengenin içinde olmakta büyük fayda var. Son olayda el uzattığımız dostlarımızın yanımızda olmadığını da gördük. Olamazlardı da. Hep böyleydi zaten. Hep yalnızdık. Şimdi de öyleyiz bir millet bir Erdoğan var. Bir NATO operasyonuyla karşı karşıyayız. Belki de John Kerry'nin dediği gibi NATO'dan atacaklar. Ankara Amerika'nın özellikle Kürt meselesinde kurduğu oyunu istemedi. Haklı olarak sınırların değişmesinde rol almak istedi. Orta Doğu'yu biz olmadan çözemiyorlar. Bu nedenle önce bizi çözmek istiyorlar. Hiç olmadığı kadar kenetlenmeliyiz. Meydanları boş bırakmamalıyız. Unutmayın başka dostumuz yok. Not 1. Askeri liseler ve harp okulları bile işin içindeyken olan biteni küçük bir grubun kalkışması olarak görmeyin benden söylemesi. Not 2. Iki, eğer ikinci dalga gelecekse orada rol alacaklar da belli. Nasıl birinci dalga bizi şaşırtmadıysa, ikincisi de şaşırtmaz. Not 3, fırsattan istifade içeride, Avrupa'ya yakın güçler tasfiye için düğmeye asılmış durumda bu ikinci saldırıyı hızlandırmaktan başka işe yaramaz. Ergün Diler, Takvim.